Merhaba. Bugün size Excel'de üst düzey pivot tablo ipuçları ve püf noktalarından bahsedeceğim. 15 farklı değerli bilgi vereceğim sizlere. Bu bilgilerden ilki değer gösterimi. Pivot tablo üzerinde bakın sağ tarafta toplam sipariş miktarımızı eklediğimiz değerlerimiz var. Bu değerlerin gösterimini istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Bakın pivot tablomun üzerine sağ tıklıyorum ve değer gösterimi seçeneği karşıma çıkıyor. Buradan bakın genel toplam yüzde olacak şekilde seçersem ilgili miktarların yüzdelik dilimlerini bana toplam %100 olacak şekilde vermekte. Aynı şekilde tekrar gelip buraya sağ tıklayıp değer gösterimi deyip işte sütun toplamı, satır toplamı, yüzde, üst satır toplamı gibi değişik seçenekleri de seçebilirsiniz. Aşağıya gelip diğer seçenekler dediğinizde bakın buradan ilgili alanların genel toplam yüzdelerini buraya getirebilirsiniz. Mesela diğer verilerimizi de buradan seçerek şu anda olmadığı için göremiyoruz. Seçerek buraya ekleyebilirsiniz. Bakın buradan toplam, say, ortalama olacak şekilde ilgili alanları da değiştirebilirsiniz. İkinci olarak göstermek istediğim özellik çoklu filtrelemeye izin verme. Bakın buraya geliyorum satır etiketlerin üzerindeki filtreye. Etiket filtrelerinden içerileri seçiyorum. Örneğin içerisinde an geçen verilerimi filtreleyebiliyorum. Sonra buraya geliyorum. Bakın değer filtrelerinden örneğin küçüktür diyorum. Buraya da 200 bin yazıyorum ve tamam diyorum. Bakın bana burada çoklu filtrelemeye aynı anda iki işlemi birden yapmaya izin vermedi. Fakat bunun bir kısa yolu var. İl filtresini temizle diyerek ilgili yapmış olduğum bütün filtreyi temizledim. Bunun kısa yolu bakın buraya geliyorum. Sağ tıklıyorum. Buradan pivot tablo seçeneklerini seçiyorum. Buradan geliyorum toplam ve filtrelere. Bakın alan başına birden çok filtreye izin ver diye bir seçeneğim var. Bunu işaretliyorum ve tamama basıyorum. Şimdi geliyorum etiket filtrelerine içerir diyorum ve an yazıp içerisinde an geçen verilerimi filtreliyorum. Tekrar geliyorum filtrelemeye, değer filtrelerine. Buradan da tekrar küçüktür diyorum. Örneğin 150 bini seçiyorum ve tamam dedikten sonra bakın sadece 150 binden küçük olan ve içerisinde an geçen iki filtreyi de bana gerçekleştirmiş oldu. Üçüncü olarak göstermek istediğim özellik diğer sıralama seçenekleri. Bakın filtreye tıklıyorum. Burada diğer sıralama seçenekleri diye bir seçeneğim var. Buna tıkladıktan sonra açılan sırala iletişim kutusundan bu pencereden bakın A'dan Z'ye ya da artan şekilde A'dan Z'ye ya da azalan şekilde Z'den A'ya olacak şekilde bu seçeneklerden bir tanesini seçebiliyorum. Bakın ili seçtim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye olacak şekilde artan düzende bana bunu gösterdi. Tekrar geliyorum. İli değil toplam satışları seçeyim. Bakın küçükten büyüğe olacak şekilde toplam satışları bana burada sıraladı. Aynı şekilde Z'den A'ya diyorum ve ili seçiyorum ve tamam diyorum. Bakın Z'den A'ya olacak şekilde bana ilgili verilerimi sıraladı. Sizlere dördüncü olarak göstermek istediğim özellik rapor düzeni. Bakın verilerim burada iç içe geçmiş şekilde gösterilmekte. Ben bunun tasarımını değiştirebiliyorum. Bakın pivot tablomun üzerine tıkladığımda pivot tablo analizi ve tasarım diye iki farklı sekme açılıyor. Tasarıma tıklıyorum ve burada rapor düzeni diye bir seçeneğim var. Bakın rapor düzeni tıklıyorum. Ana hat biçiminde göster diyorum. Ve gördüğünüz gibi bana buradaki verilerimi ana hat biçiminde gösterdi. Ya da buradan gelip sekmeler halinde gösterirsem gördüğünüz gibi her bir sekmeye ayırdı verilerimi. Beşinci olarak göstermek istediğim özellik tüm öğe etiketlerini yineleme. Bakın burada ürün kodum tek bir satırda gösteriliyor, tek bir hücrede gösteriliyor. Fakat diğerlerinin başlığında herhangi bir şey yer almıyor. Bunu nasıl getirebiliriz buraya? Bakın yine rapor düzenine tıklıyorum ve tüm öğe etiketlerini yinele diye bir seçeneğim var. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi her bir il verimin yanındaki hücrelere de ilgili bilgi yinelenmiş oldu. Buraya gelip tekrar rapor düzenine öğe etiketlerini yineleme diyerek istersem kaldırabiliyorum. Sizlere
Sizlere altıncı olarak göstermek istediğim özellik özet veri alı kaldırma. Özet veri al, bakın ben buraya gelip herhangi bir boş bir hücreye eşittir deyip pivot tablo üzerinden bir değer seçtiğimde, içerisinde veri yer alan bir hücre seçtiğimde bana gördüğünüz gibi bu şekilde özet veri al diye bir formül gösteriyor. Ve ben bunu seçmiş oluyorum. Enter'a bastığımda bu geliyor bana. Fakat bazı değişiklikler yaptığımda buradaki veriler de değişiyor. Peki ben bu özet veri alı nasıl kaldırabilirim? Pivot tablomun üzerine tıklıyorum. Pivot tablo analizine geliyorum. Bakın seçenekler diye bir seçeneğim var. Bunun yanında aşağı yönlü ok tuşuma tıkladığımda özet veri al üret aktif şekilde gözükmekte. Ben buna bir kere tıklarsam özet veri al özelliğini kaldırmış oluyorum. Eşittir. İlgili hücreyi seçtiğimde bakın artık hücrenin ismi olacak şekilde gelmiş oldu. Tekrar geliyorum bir alta. Bakın ilgili hücreyi seçiyorum. Hangi hücreyi seçersem o hücrenin verisini kolayca alabiliyorum. Yedinci olarak göstermek istediğim özellik sütun genişliklerini otomatik olarak ayarlamayı kaldırma özelliği. Bakın ben buraya gelip pivot tablomun üzerine gelip sağ tıklayıp yenile dediğimde gördüğünüz gibi hücrelerin içerisindeki veriye göre sütunun genişliğini kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Ben bunu istemiyorum. Örneğin burada kalsın istiyorum. Ben bu genişlikte kullanmak istiyorum ya da bunu aynı şekilde. Peki bunu nasıl engelleyebilirim? Yenile dediğimde gördüğünüz gibi ilgili şeyi düzenledi. Bakın sağ tıklıyorum, açıyorum burayı. Sağ tıklıyorum. Pivot tablo seçeneklerini açıyorum. Ve burada sütun genişliklerini güncelleştirmede düzen ve biçimin altında sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdır diye bir seçeneğim var. İşaretli. Bu işareti kaldırıyorum. Tamam diyorum. Bakın artık ben buraya gelip yenile desem de ilgili genişliği düzeltmeyecektir. Gördüğünüz gibi. Tekrar geliyorum. Pivot tablo seçeneklerine düzen ve biçimin altında sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdır deyip tamam diyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak sığdırma işlemini gerçekleştirdi. Sekizinci olarak göstermek istediğim özellik alanlar, öğeler ve kümeler özelliği. Bakın pivot tablomun üzerine tıkladığımda pivot tablo analizi sekmesinin içerisinde alanlar, öğeler ve kümeler diye bir seçeneğim var. Buna tıklıyorum ve hesaplanmış alanı açıyorum. Bakın hesaplanmış alan ekle diyor. Yani ben buraya aslında bir formül ekleyebiliyorum. Şuraya geliyorum. Toplam satış 12 ay diyorum örneğin. Bakın buraya geldim. Siliyorum eşittir deyip buradaki hücremin yer aldığı toplam sipariş miktarını seçip alan ekle diyorum. Çarpı 12 diyorum ve tamama basıyorum. Bakın toplam 12 aylık satış miktarını bu ortalama satış miktarına çarparak gördüğünüz gibi ilgili alana eklemiş oldu. Sadece toplama işlemi değil, hesaplanmış alandan istersem bölme işlemi de gerçekleştirebiliyorum. Aylık ortalama diyelim. Yani 4 işlemin hepsini burada gerçekleştirebiliyoruz aslında. Buradan örneğin yine sipariş miktarını seçelim. Alan ekle diyelim. Bölü 12 diyelim ve tamama basalım. Gördüğünüz gibi 12 aylık ortalama verilerimi de buraya getirmiş ve hesaplatmış oldum. Dokuzuncu olarak göstermek istediğim özellik veri kaynağını değiştirme. Örneğin ben buradaki verilerime gelip yanına herhangi bir ekleme yaptığımda veri kaynağımı nasıl değiştirebilirim? Yani yapmış olduğum değişikliklerin pivot tabloma nasıl ekleyebilirim? Bakın yine pivot tablomun üzerine tıkladıktan sonra pivot tablo analizinin içerisinde veri kaynağını değiştir diye bir seçeneğim var. Buna tıklayıp veri kaynağını değiştir diyorum ve bana veri kaynağım açılıyor. Buradan istediğim kadar genişliğe gelip seçim yapıp tamam diyebilirim. Şu anda içinde veri olmadığı için bana izin vermedi ama ben buradan veri kaynağımı örneğin veri kaynağını değiştir dedikten sonra küçültebilirim de. Bakın buraya kadar seçip tamam diyebilirim. Şu anda benim veri kaynağım azalmış oldu. Alan listesini göster dediğimde bakın ilgili ile kadar yani benim seçmiş olduğum ile kadar olan kısmı bana gösterdi. Diğerlerini değiştirdi. Tekrar geliyorum. Bakın veri kaynağını değiştir diyorum. Bu sefer verilerimin tamamını seçiyorum ve tamama bastığımda gördüğünüz gibi benim orada az önce seçmemiş olduğum toplam kilogram, kolye adedi, tarih ve bunlar zaten hesaplanmış alanlarda bunlar otomatik olarak geliyor. Bu 3 sütunun başlıklarını da bana buraya getirmiş oldu. Onuncu
olarak göstermek istediğim özellik pivot grafiği oluşturma. Bakın pivot tablonun üzerine tıkladığımda pivot tablo analizi sekmesinin altında pivot chart diye bir özelliğim var. Bakın buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi sütun grafiği, çizgi grafiği, pasta grafiği gibi değişik grafik seçeneklerinden bir tanesini seçerek ekleyebilirim. Ben sütun grafiğini seçiyorum. Bakın kümelenmiş bir sütun grafiği ekledik. Buraya geliyorum. Şimdi ben buradaki ilgili değişikliklerimi aynı grafiklerde olduğu gibi örneğin çift tıklayarak sütunlarımın üzerine bakın boşluk genişliklerini buradan ayarlayabiliyorum. 40 yazıyorum ve bakın genişlikleri %40 olacak şekilde yani boşlukları %40'a göre ayarlanacak şekilde ayarlayabiliyorum. Aynı şekilde buradan diğer değişiklikleri yapıp işte dolgularımı örneğin dolgu yok diyerek gördüğünüz gibi ilgili şeyi seçebiliyorum. Ya da kenarlıklarımı buradan kaldırabiliyorum. İlgili değişiklikleri buradan yapabiliyorum. Şimdi ben buraya gelip alan listesini göster deyip örneğin buraya ürün adlarımı eklemek istediğimde gördüğünüz gibi bana buraya ürün adlarımı ekledi. Ürün adımı kaldırıp personel kodumu eklemek istediğimde bakın personel kodlarımı buraya ekledi. Bursa 10, 20, 30 olacak şekilde. Bakın sütun çubuklarımın üzerine gelip tıklayıp veri etiketi ekle dediğimde gördüğünüz gibi verileri ekledi. Üzerine çift tıklıyorum ve gördüğünüz gibi buradan iç tabana ekleyebilirim, iç ortaya ortala diyebilirim ya da dış uca ekleyebilirim. Aynı şekilde giriş sekmesine gelip buradan yukarı yönlü olacak şekilde ayarlayıp bir de kalın gösterimi olacak şekilde ayarlayabilirim grafiğimin özelliklerini. Bakın burada toplam sipariş miktarı ve personel kodu il diye seçeneklerim var. Buradan da aynı şekilde ben filtreleme yaparak sadece ilgili kişilerin burada görünmesini, filtrelenmesini sağlayabilirim. Aynı şekilde pivot tablo alanımda da ilgili değişiklikler olur. Bakın buradan da örneğin Bursa, İstanbul ve Yalova'yı görmek isteyelim. Sadece bu 3 ilime ait verilerimi ilgili kişilere göre yapabilirim. Peki ben bu gördüğünüz filtreleme seçeneklerini nasıl kaldırabilirim? Bunları da kaldırabiliyorum ben pivot tablonun üzerinde, grafiğimin üzerinden. Sağ tıklıyorum. Bakın grafikte tüm alan düğmelerini gizle diyorum. Gördüğünüz gibi grafikteki tüm alan düğmelerini gizledi. Başlığımı siliyorum. Bakın arka taraftaki kılavuz çizgilerimi de kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi bir pivot chart'ı burada eklemiş oldum. Birinci olarak dilimleyici eklemeyi göstereceğim. Bakın pivot tablomun üzerine geldiğimde pivot tablo analizinin altında gördüğünüz gibi dilimleyici ekle diye bir seçeneğim var. Dilimleyici ekleme iletişim kutusu açıldı gördüğünüz gibi. Buradan ürün kodu ve ürün adına göre ya da personel koduna göre 3 farklı dilimleyici ekleyebilirim. Yani dilimleyici eklemede bir sınırım bulunmuyor. Benim başlığım kaç tane sütunum varsa her bir sütunuma ait bir dilimleyici kolayca ekleyebiliyorum. Bakın ben buradan örneğin 10 ve 20'nin 30 numaralı personeli seçtiğimde onlara ait satış miktarları ve gördüğünüz gibi buradan bazılarının seçimini kaldırdığımda gördüğünüz gibi miktarlar değişiyor. Örneğin ürün 9, ürün 8, ürün 7, ürün 6 diye filtreleyecek bir dilimleyici ekleyebiliyorum. Dilimleyicimin üzerine gelip sağ tıklayıp bakın dilimleyici ayarlarını açtığımda gördüğünüz gibi dilimleyici ayarlarımdan burada ilgili değişiklikleri izleyebiliyorum. Ve yapabiliyorum. Bakın artan ya da azalan yönde ayarlayabiliyorum. Ben buradan azalanı seçersem eğer burası değişecek. Veri içermeyen öğeleri gizle diyebiliyorum. En alt kısımlarında bazen boş olarak görünen sekmeleri kaldırıyor bana. Bakın tamama bastığımda gördüğünüz gibi büyükten küçüğe olacak şekilde 30'dan 10'a doğru ve ürün 10'dan ürün 1'e doğru olacak şekilde ilgili çalışmayı düzenledi. Ben bu şekilde verilerime dilimleyici ekleyebiliyorum. Göstermek istediğim özellik zaman çizelgesi ekleme. Bakın yine aynı şekilde pivot tablomun üzerine tıkladığımda açılan pivot tablo analizi sekmesinin altında zaman çizelgesi ekle diye bir seçeneğim var. Zaman çizelgesini yalnızca verilerimin içerisinde tarih içeren öğelere göre ekleyebiliyorum. Bakın tarihe tıkladım, tamam dedim ve bana bir zaman çizelgesi eklemiş oldu. Ben buradan hem dilimleyicimi hem de zaman çizelgemi seçerek ilgili değişiklikleri gerçekleştirebiliyorum. Bakın buradan yıllık olacak şekilde ayarlayabiliyorum. 2030, 31, 32 ve 33 olacak şekilde. Çeyrek bazlı ayarlayabiliyorum. Her bir yılın çeyrek bazlı verilerini ya da aylık ayarlayabiliyorum.
Bakın her bir yıla ait aylık verileri getiriyor ya da günlük olarak ayarlayabiliyorum. Bu biraz daha uzamış oluyor. Benim buradaki seçeneğim şimdilik ben yıllık olarak ayarlayayım. Örneğin 30 numaralı personelime ait 2030 yılında yapılan satışlar, 2031 yılında, 2032 ve 2033 yılında yapılan satışları ya da gelen siparişleri buradan kolayca seçerek ilgili düzenlemeyi gerçekleştirebiliyorum. Üçüncü olarak göstermek istediğim özellik rapor bağlantıları. Benim iki farklı pivot tablom olduğunu düşünelim. Ben gelip buradaki pivot tabloma pivot tablo analizinden bir dilimleyici ekleyeyim. Örneğin personel kodumuza ait bir dilimleyici ekleyeyim. Bakın boş diye bir seçeneğim geldi. Buradan herhangi birini seçerek yapabiliyorum. Bu boşu nasıl kaldırıyorduk? Sağ tıklıyoruz, dilimleyici ayarları diyoruz. Açılan iletişim kutusunda bakın veriyi içermeyen öğeleri gizle diyorum. Gördüğünüz gibi kaldırdım. Şimdi ben burada ilgili değişiklikleri yaptığımda gördüğünüz gibi yalnızca bu pivot tablodaki veriler değişiyor. Peki ben her iki pivot tablodaki bağlantıyı kurup ben burada değişiklik yaptığımda her iki pivot tabloda da değişiklik içersin istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Bunun iki yolu var. Bakın burada dilimleyici sekmesinin altında dilimleyicinin üzerine tıkladıktan sonra rapor bağlantıları diye bir seçeneğim var. Buna tıklayarak açılan iletişim kutusundan ilgili işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ya da gördüğünüz gibi ilgili dilimleyicimin üzerine sağ tıklayıp rapor bağlantıları diyerek de aynı iletişim kutusuna erişebiliyorum. Bakın şu anda benim bu pivot tablom pivot tablo 2, buradaki pivot tablom da pivot tablo 4 olacak şekilde isimlendirilmiş. Ben buradaki tiki işaretleyerek her iki pivot tablomun bağlantısını kurmuş oldum. Bakın sildiğimde gördüğünüz gibi her bir personeli seçtiğimde her iki pivot tablomda da ilgili değişiklikler yapılmış oluyor. Pivot tablo bağlantılarını biz nerede kullanıyoruz? Pivot tablo bağlantılarını genelde üst düzey dashboard hazırlarken çok işimize yarıyor. Onun gibi çalışmalar yaparken pivot tablo bağlantılarını kurmamız gerekebilir. On dördüncü olarak göstermek istediğim özellik ilk 10 son 10 verileri filtreleme. Bakın buradaki filtreye tıkladığımda değer filtrelerine geliyorum ve en altında ilk 10 diye bir seçeneğim var. Onu seçiyorum. Bakın ilk 10 filtre diyor. Ben buradan ilk ya da son 10 verimi seçebiliyorum. Ya da ilk 10 değil ilk 5 verimi ya da ilk 4 verimi seçebiliyorum. Bakın buradan öğeyi, yüzdeyi ya da toplamı alabiliyorum. Ben öğe diyorum. Toplam sipariş miktarı verim olduğu için yalnızca toplam sipariş miktarımı seçiyorum ve tamama basıyorum. Bakın bana burada ilk 4 öğeyi filtrelemiş oldu. Geliyorum değer filtreleri diyorum. Tekrar ilk 4'ü açıyorum. Gördüğünüz gibi buradan bu sefer son 4 öğeyi filtrele diyorum. Gördüğünüz gibi son 4 öğeyi de istediğim kadar öğeyi de filtreleyebiliyorum. Beşinci olarak göstermek istediğim özellik birden fazla alt toplam gösterme. Örneğin burada toplam ürün kodunun toplamlarını alıyoruz. Bunun yanına bir altına bir de ortalamasını görmek isteyebiliriz. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Size bunu göstereceğim. Pivot tablomun üzerine tıklıyorum. Pivot tablo alanlarından bakın ürün kodumun üstüne tıklıyorum. Alan ayarları deyip buradan özeli seçiyorum ve toplam ve örneğin ortalamayı görmek istiyorum. Ortalamayı seçiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi İlgili verilerimin toplamını ve ortalamasını aynı anda gördüm. Tekrar geliyorum. Alan ayarları dedikten sonra örneğin saydıralım kaç adet veri olduğunu. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi 89 adet veriye ait toplamlar bu kadarmış ve bu 89 verinin ortalaması da bu kadar olacak şekilde birden fazla alt toplam ekleyebiliyorum.